Terör bağlantılı kişilerin işe alınmasıyla gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine tepki çekecek bir uygulamaya imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği metro duraklarının reklam panolarında terör örgütlerine destek suçundan yargılanan Alparslan Kuytul'un konferans çağrısı yayınlandı. Aydınlık gazetesinin ulaştığı görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Hacı Osman Yenikapı metro hattındaki Vezneciler metro durağında bulunan bir reklam panosunda 15 Temmuz sonrasında kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un konferans çağrısı olduğu görülüyor. Burada İmamoğlu ve ekibinin yaptığı şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumak. 2018 yılında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Furkan Vakfı yöneticilerinin de aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmiş, vakıf ve şubeleri kanun hükmünde kararnameyle kapatılmıştı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ-PYD, PKK-KCK, El-Kaide ve IŞİD silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etmeyle suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından tutuklama kararı verilmişti. Laiklik karşıtı açıklamalarıyla da tanınan Kuytul hakkında daha önce de halka kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan iddianame hazırlanmıştı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alparslan Kuytul'un afişlerini reklam panolarında yayınlamasına sert tepki gösterdi. Öyle bir siyasi düzlem belirlemişler ki Türkiye yönetiminin şu anda karşısında kim varsa onunla birleşen bir çizgi izlediklerini görüyoruz. Nereden tutsak elimizde kalacak adımlar atıyorlar. Nerede Türkiye'nin devlet olarak mücadele ettiği, millet olarak mücadele ettiği zararlı kurum, kuruluş, terör yapılanması varsa bunlara kol kanat geren bir muhalefet liderliği ya da muhalefet belediyeleri görüyor. Şimdi Türk milletine siz neyi söylemiş oluyorsunuz? Ben geldiğimde Furkancıları çıkartacağım ya da Furkan Vakfı'nı işte rahatlatacağım. İstediği gibi o gerici faaliyetlerini yürütecek. Bunu söylemiş oluyoruz. Ulusal Kanal Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sordu. Ancak belediye yetkilileri henüz sorumuza yanıt vermedi.